Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda double integrallere başlamıştık. Double integralin genel olarak nasıl, bu hacmi nasıl elde edebileceğimizden bahsetmiştim geçen videoda. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözeceğim ve ileriki örneklerde artık bu işin nasıl daha kolay yapılabilir, sınırları nasıl daha güzel belirleyeceğimizden bahsedeceğim. Şimdi double integralde bizim için önemli olan şey, geçen videoda da söylemiştim, şu üstte bize altında kalan hacmi söylediği fonksiyon değil de esas bize verdiği ya da bizim bulacağımız integrasyon sınırı, yani x'y düzlemindeki integrasyon sınırı bizim için önemli. Yani integrali belki zor yapacak şey bir tek budur. Çünkü onun dışında hangi fonksiyon olması bizim için önemli değil. Çünkü biz sadece integralde gördüğünüz gibi fonksiyonu zaten İçerideki sınır, belirlediğimiz sınırla çarptığımızda bize hacmini verecek. Yani aslında biz bu alanı buluyoruz. Şu sarıyla çizdiğim alanı buluyoruz ve onu yükseklikte çarpıyoruz her bir nokta için. Yükseklikle çarparsak zaten neyi elde edeceğiz? Yükseklik dediğimiz şey de her bir x ve y noktası için bulacağımız z noktası. Bunları çarptığımızda bizi toplam işte şu yüzeyin altında kalan hacmi veriyor. Şimdi şuradaki integrasyon sınırını belirlemek için x y düzlemini bir daha çizeceğim şuraya. Şu şekilde. Burası y ekseni. Şurası x ekseni. Şöyle bir y eşittir x doğrumuz var. Şöyle bir y eşittir x doğrumuz var. Bizim sınırımız neresi? Altta kalan olan. Şöyle. Birebir noktası şurası bir. Altta kalan alanımız ne? Şu. Biz yani bizim dediğimiz şey bizim şu alanın üstünde kalan hacmi istiyor aslında bize. Şu ekranın yukarısına doğru şu fonksiyonu düşünün. Şöyle üçgen şeklinde, aslında bu komple bir yüzey. Ama tabii bu üçgeni şöyle kestiğimizde, şöyle şu üçgen kalıbı şu yüzeyin üzerinden geçirdiğimizde bu şekilde bir ne elde etmiş oluyoruz? Hacim elde etmiş oluyoruz. Yani biz o zaman bu integrasyon alanını belirlemek bizim için önemli olan şey. İlk önce bir eski yöntemle göstereceğim. Yani eski yöntemle dediğim ilk yukarıda yazdığım gibi. Hani biraz daha mantığını şey yapın diye. Ondan sonra bunun kolay yollarından bahsedeceğim. İlk önce ne yapıyoruz? Herhangi bir x değeri seçelim. Rastgele bir x değeri. Şuradan bir x değeri seçtim. Şöyle bir çubuk alırsam. Rastgele bir. Herhangi bir x yani. Yani bir daha x yazıyorum. Herhangi bir x değeri. Ne olacak? Herhangi bir x değeri seçersem şöyle. Şu şekilde bir çubuk. Ve bizim şuradaki levhamız ucu sivri olan evet, umarım güzel yapabilirim. Şu levhamızın alanı nedir? Herhangi bir sabit x değerindeyken sabit bir x değeri seçtim. Şu levhamızın alanını belirleyen şey nedir? Bakın bu x'i seçtiğimde ne değişiyor? Y değişiyor değil mi? Şuradaki y değerimiz değişiyor sadece. Şuradan bakarsak, şuradan rastgele bir diferansiyel y seçersem benim y değerim değişiyor aslında. Evet, peki bu y değeri nereden nereye değişiyor bakalım. Ya umarım şu grafiği anlamışsınızdır. Şöyle bir rastgele bir x değeri seçtim. Benim değişen sadece, yani ben şu doğrultuda ilerliyorum. Şu okyanustaki doğrultuda ilerliyorum. Benim y değerim nereden başlıyor? Bir kere sıfırdan başlıyor değil mi? Y değeri bakın, çünkü sıfırdan başlıyor. Ya mutlaka, yani bunu şu ister şuradan çekeyim şu çubuğu, ister şuradan çekeyim, ister şuradan çekeyim. Ya da tam şuradan çekeyim, ya da tam şuradan çekeyim. Benim şurada başlangıç noktam y. Y değerim nereden başlayacak? Şimdi y'ye göre integral alacağım. Sabit bir x değeri seçtiysem bizim fonksiyonumuz y'ye göre oldu çünkü. Nereden başlıyor bizim y değerimiz? Sıfırdan başlıyor değil mi? Ve buna karşılık
Nereye kadar gidebiliyor? Nereye kadar ulaşabiliyor? Bakın hep bu noktadayken şuraya, bu noktadayken buraya, bu noktadayken buraya. Hep şu bizim şu eğrimize kadar ulaşıyor yani. Şuradaki şu eğrimize çektiğimiz doğru aslında eğri değil. Şu doğruya kadar ulaşıyor. Bu doğru ne? Bakın burada verilmiş. Şu doğru bizim y eşittir x'e. Yani y eşittir sıfırdan y eşittir x'e kadar gidiyoruz. Y eşittir bakın sıfırdan. Şöyle şurada göstereyim. Sıfırdan nereye kadar? Y eşittir x'e kadar gidiyoruz. Y eşittir sıfırdan y eşittir x'e kadar gittik. Ve yüksekliğimiz ne tabii? İntegralin yani hangi fonksiyon alıyoruz? Bakın şöyle iki boyutlu olarak düşünürseniz şurası z ekseni. Şurası artık bizim şu yandan bakarsak şuradan yani şuradan baktığımızda biz gözümüzde bizim y'miz değişiyor. Şu noktadan şu noktaya yüksekliği belirleyen şey de z. Yani fonksiyonumuz fxy. Fxy neyle çarpıyoruz? Dy ile. Bizim dy'miz her bir dy değeri için her bir aralık için yani bir yükseklik değeri elde ediyoruz. Evet tamam o zaman artık şuradaki şeyi bulduk. Levhanın alanını bulduk yani şu levhanın alanını bulduk. Bize bir şey daha lazım. Ne lazım? O da bizim şuradaki yani o levha dediğim şey aslında şuradaki çubuğu ekranın dışarısına doğru uzatın. Yani şuradaki her bir çektiğim çubuğu ekranın böyle dışına doğru uzayan bir yüzey düşünün. Bizim ona katmak istediğimiz şey birazcık genişlik değil mi? Yani şöyle biraz genişlik katmak istiyoruz biz buna her bir yüzey için. Her bir ekranın dışına doğru uzayan yüzey için. Şöyle onu şu şekilde biraz geniş almak istiyoruz. Yani dx ile çarpmak istiyoruz aslında bunu. Şöyle bir dx ile çarpmak istiyoruz. Eğer ben bunu dx ile çarparsam ne olacak artık bu? Yani şuna biraz genişlik katarsam şu şekilde. Şu şekilde şöyle biraz ona biraz genişlik katarsam ne olacak o artık? Bir hacim olacak değil mi? Sadece şuradaki bize şeyin dilimini verecek bir hacmimiz oldu. Şu şekilde. Güzel çizemedim pek ama umarım anlatabilmişimdir. Şöyle bir pasta dilimi gibi hacim elde etmiş olduk. Tamam, dy ile çarptık, dx ile çarptık yani. Peki x'imiz nereden nereye kadar değişiyor? Bakın x'imiz de bununla ilgili bol bol örnek çözeceğim merak etmeyin. X'imiz de nereden nereye değişiyor? Bakın 0'dan 1'e kadar değişiyor. 0'dan yani x'im benim 0'dan 1'e kadar ilerletiyorum bunu. Bütün buradaki artık bütün dilimleri tek tek toplarsam 0'dan 1'e kadar x'i değiştirmiş oluyorum. Ve bu da bana neyi verecek? Bütün hacmi verecek. Hadi o zaman şu integrali çözelim. Ondan sonra bu integrali çözdükten sonra bunun kolay yolundan bahsedeceğim. Yani direkt ilk bakışta hemen nasıl çıkartırız ondan bahsedeceğim. O zaman bizim integralimiz 0'dan 1'e. Zaten bunu yazdıktan sonrası artık kolay. 0'dan x'e. Fx fonksiyonumuz ne? Fx fonksiyonumuz yani şuradaki yüzeyi veren fonksiyon. 3 eksi x eksi y fonksiyonu. 3 eksi x eksi y fonksiyonuyla önce neyi? Neye göre türev aldık? Y'ye göre türev aldık. Dy dedik çarpı dx. Şimdi ilk integralimiz şu. İlk integralimiz şu. Şu integrali çözeceğiz. Ondan sonra bu integralden bulduğumuz sonucu şu büyüğe göre integralini alacağız. Tamam. Yapalım. İlk önce içerideki integral. İçerideki integral bize ne diyor? Y'ye göre integral al diyor değil mi? Çünkü başında dy var. Şimdi ben y'ye göre integral alırsam şurada. 3'ü y'ye göre integre edersem ne olacak? 3y. Eksi x bizim için bir sabit gibi. Yani 3'ten hiçbir fark yok. Eksi x çarpı y oldu. Eksi y'yi y'ye göre integre edersem ne olur? Y'nin integrali y'ye göre. Y kare bölü 2 olur değil mi? Üstü 1 arttırıp arttırdığımız elde ettiğimiz sayıya bölüyorduk. Yani y kare bölü 2. Tamam. İntegrali aldık y'ye göre. Şimdi sınırları verelim. 0'dan x'e kadar. 0'dan x'e. Ondan sonra bu elde edeceğimiz sonucu
ne yapacağız? Sıfırdan biri x'e göre integre edeceğiz. O zaman buradaki sonuç ne elde ederiz buradan? İlk önce bir x vereceğim yerine. Sonra sıfır vereceğim. Sıfır verdiğimde zaten komple gelecek. O yüzden sadece x versem sonucu elde etmiş oluyorum. X verirsem y gördüğüm yere. Y'ye göre integre ettim. Unutmayın, y gördüğünüz yere x vereceksiniz. Zaten x gördüğünüz yere x verme gibi saçmalık olmaz. 3x olacak. Y gördüğüm yere x koyarsam. Sonra eksi, y gördüğüm yere x koyarsam x kare olur. Eksi ne olacak? X kare bölü 2. Şimdi ne yapacağım? Ben bu elde ettiğim sonucu sıfırdan biri x'e göre integre edeceğim ve bana sabit bir sayı verecek. O zaman integral sıfırdan bire dx neyi? Şu içeride buldum. Şu sonucu. 3x eksi x kare eksi x kare bölü 2. Hadi yapalım. X'e göre integral alsam 3x'in integrali ne? 3 x kare bölü 2. Eksi x karenin integrali ne? X karenin integrali de üssü 1 arttırırsak x küp olur. Arttırdığımız sayı ne oldu artık? X küp bölü 3 olacak. Eksi x kare bölü 2 1 arttırırsak x küp olur. Arttırdığımız sayı bölersek bir de bölü 2'si var. 6 olur. Tamam, bunu da bulduk integrali. Sınırları yerine yazarsak biz burada 0'dan 1'e ne olacak yani ona? 0 verirsek her şey 0 olacak. O yüzden sadece 1 verirsek sonucu elde etmiş oluruz. Sadece 1 verirsek bakın ne olur? 3 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü 3 olur. Eksi 1 bölü 6 olur. Paydaları eşitlersek şunu 3 ile çarpsam, şunu 2 ile çarpsam, bunu bir şeyle çarpmaya gerek yok. 9 eksi 2 eksi 1 bölü 6. 9'dan sonucumuz 1 oldu. Bakın demek ki bizim doğru mu yaptım? 6, 6 doğru. Evet doğru. Demek ki bizim şu yüzeyde bütün altta kalan bütün hacim değeri 1'miş. Verilen şu sınırlandırılmış bölgenin yukarısında kalan hacmimiz 1'miş. Şimdi bunun kolayından bahsedeceğim. Kolay yoldan bahsedeceğim. Yani ilk başta şu şekilde biraz daha olayın genel olarak çözüm mantığından bahsettim. Şimdi aynı soruyu siliyorum. Bakın kolay yöntemle nasıl x'e göre türev ederiz? Nasıl y'ye göre? Nasıl x'e göre y'ye göre integral alırız? Sınırları daha kolay nasıl belirleriz? Ondan bahsedeceğim. Orayı komple bir silelim. Umarım anlamışsınızdır. Hadi şunu bir daha. Hep sınavlarda bizim çözdüğümüz kolay yöntemle çözelim. Şunu da. Tamamdır. Şimdi dediğim gibi eğer integrasyonla uğraşıyorsanız bizim için önemli olan xy düzlemindeki eğer z'nin altında kalan hacmi bulmak istiyorsanız xy düzlemindeki belirlenmiş domain yani sınırımızı bulmak önemli. Bütün bulmak istediğim şey şu altta kalan sınır ve biz bu sınırla yüksekliği çarparsak zaten her bir nokta için neyi bulacağız? Hacmi bulmuş olacağız. O zaman başlayalım. Bizim sınırımız şöyle bir fonksiyonumuz var. Bizim altta kalan sınırımız ne? Şu. Biz bu alanla yüksekliği çarparsak eğer ne olacak? Hacmi bulmuş olacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz ilk önce bakın arkadaşlar. Şimdi burayı bayağı dikkatli dinleyin çünkü burası hem hız bakımından size bayağı yardımcı olacak bir şey, bir çözüm yöntemi. Şimdi diyelim ki ilk önce x'e göre integral almak istiyoruz. Eğer biz bunu x'e göre integral etmek istiyorsak şu yönde bir ok çekiyoruz bak. Mesela ilk önce x'e göre integral alacağız. Şu yönde bir ok çekiyoruz. Yani şu yönde bir ok çektim. Şimdi bu ok nereden giriyor bu fonksiyona? Bu fonksiyona bu ok nereden giriyor?
hangi fonksiyondan giriyoruz yani? X eşittir diye başlarsak x'e göre integral alıyorum. Şimdi bu ok nereden giriyor? Bakın tam bu girdiği fonksiyon ne? X eşittir y fonksiyon değil mi? O zaman girdiğimiz fonksiyon x eşittir y. Yani alt sınırımız bizim y. Peki x eşittir nereden çıkıyor? Bakın x eşittir y'den girdi. Yani şuradan şu fonksiyondan girdik. Nereden çıkacağız? Bakın şuradan x eşittir birden çıktık. X eşittir birden çıktık. Tabii ne, hangi fonksiyonla şey yapıyoruz? İçeride ne var bizim? Fx var değil mi? Fx y'miz var. Yani yüksekliğimizi belirleyen şey var. İlk önce x'e göre integral aldık. Tamam. Ne yapıyoruz? Dx'i koyduk. X'e göre integral aldık. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra bizim önemli olan, bizim baktığımız şey ne? Bu tamamen şu kırmızıyla çizdiğim alanı elde etmemiz için şu çektiğimiz okları nereden nereye kadar çektiğimiz, yani şu çektiğimiz oklar nereden nereye kadar çekiliyor ona bakacağız. Çektiğimiz oklarda y eşittir x'ten girdik. X eşittir y'den girdik ve x eşittir 1'den çıktık. X eşittir 1'den çıktık. Ve bu çektiğimiz her bir ok hangi yüksekliği boyunca tarıyor ona bakacağız. Bakın nereden nereye tarıyor? Bakın sıfırdan bu çektiğimiz oklar nereden nereye tarama yapıyoruz? En erken sıfırdan girebiliriz. Sıfırdan girdik. Yani onda hatta şöyle kırmızı, şöyle hangi renkte olsun? Mor olsun. Öbür integralimiz, ikinci integralimiz yani bakın. Y eşittir sıfır yüksekliğinden girdim. Y eşittir nereden çıkacağım? Bakın y eşittir sıfırdan ok çekmiştim. En başta çektiğim ok şu şekilde y eşittir sıfırdan girdi. Yükselttim. Buradan da ok sokabiliyorum. Buradan. Bütün bu oklar girdikten sonra nereye kadar olduğunda biz bu kırmızıyla taradığım alan oluyoruz. Şu noktaya kadar değil mi? Şu noktada birebir noktası yani şu yükseklik bir o zaman y eşittir birden çıkmış olduk. Yani şöyle düşünün. İlk başta iki boyutlu olarak iş yaptık. Yani iki boyutlu olarak. Bakın şu fonksiyondan girdik. Bir fonksiyondan çıktık. Ondan sonra diğer integralde tek bir çizgi boyunca hareket ediyoruz. Tek bir çizgiye bakıyoruz. Yani hangi noktadan hangi nokta. Bakın burası içerideki integralimiz bir fonksiyon. Tek değişkenli bir fonksiyon. Eğer bu da triple integral olsaydı bu sefer iki değişkenli bir fonksiyonumuz olacaktı en içeride. Ondan sonra bir dışa çıktığımızda bir derece, bir boyut küçülecektik. Tek dereceli bir integralimiz olacaktı. Ondan sonra en dış integrale baktığımızda sadece bir sayıdan bir sayıya kadar bir çizgi üzerindeki değişime bakacaktık. O zaman bu şekilde x'e göre bakın integral. İlk önce x'e göre sonra y'ye göre integral aldık. Şimdi bunu siliyorum. Tam tersini yapacağım. Yani ilk önce y'ye göre sonra x'e göre integrale bakacağız. Burayı da iyi dinleyin bence. Yani bu konuyla ilgili hiç bilginiz yoksa ilk kez bakıyorsanız bence önemli ama biliyorsanız tabii diyebilecek bir şeyim yok. Ve bu sefer ne diyorum? Önce y'ye göre integral alayım, sonra x'e göre integral alayım dersem ben, double integralle çözmek istersem, yapmak istediğim şey ne? Önce y'ye göre integral bize söyleniyorsa y boyunca oklar çekmeye başlıyoruz. Y boyunca oklar çekeceğiz. Y'ye doğru. Şu şekilde dik dik y'ye doğru oklar çek. Şimdi bu oklar nereden girip nereden çıkıyor ona bakacağız. Şimdi ilk olarak girdiği içerideki integralimiz y boyunca y eşittir ve y eşittir diyorum. Bakın y boyunca nereden girmiş? Hep y eşittir bütün çektiğimiz bu oklar sıfırdan girmiş değil mi? Y eşittir sıfırdan girmiş. Ve y eşittir nereden çıkmış? Bakın y eşittir x'ten çıkmış değil mi? Herhangi bir sayıdan çıkması mümkün değil. Çünkü şu ok mesela atıyorum 1 değerinden çıkıyorken şu ok mesela atıyorum 5 değerinden çıkıyor. Tabii şurası 1 olduğu için mesela şurayı 0,1. 0,2'den çıkmış mesela 0,3'ten çıkmış. Şurada da tam 1'den çıkmış mesela. O yüzden mutlaka fonksiyondan çıkması lazım yani şuradaki okların. Hangi fonksiyondan çıkıyor? O da şu eğimi 1 olan fonksiyonumuzdan bütün oklarımız çıkıyor. Yani y eşittir x fonksiyonumuzdan çıkıyor. Tamam, çıkışı bulduk.
fonksiyonumuzun girdiği ve çıktığı fonksiyonları bulduk yani. Oklarımızın pardon. Oklarımızın girdiği ve çıktığı fonksiyonları bulduk. Şimdi ne kaldı bize? İkinci integrali belirlememiz için. Şurada bir fx y. Önce y'ye göre integral aldık. dy var. Şimdi dx yapacağız. dx'imizi belirleyen şey de neydi? Şuradaki bütün içeri soktuğumuz okların hangi aralıktan girdiği, yani hangi başlangıçtan hangi sona kadar ilerlediydi, değil mi? İlk okumuz mesela nereden girdi? Sıfırdan giriyor. Nereye kadar ilerliyor? Bizim bu okları nereye kadar taratırız yani böyle yukarıya kadar? Sıfırdan taratıp 1'e kadar tarattığımızda bütün bu alanı taramış olacağız, değil mi? Sıfırdan 1'e kadar. O zaman x boyunca da x eşittir. Sıfırdan 1'e kadar tarayıp bu şekilde bu integrali bulmuş oluruz. Zaten artık sınırları belirledikten sonra bu integrali çözmesi falan onlar gayet kolay. Neyse bir sonraki videoda bununla ilgili örnekler çözmeye devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere.